Bismillahirrahmanirrahim. Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen... Kitap ve sayfayı söyle. Evet. Mektubat 50-51 abi. Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah tarikine uğramayarak, doğrudan doğruya zahirden hikmete geçip, akrediyet ilahi inkişafına bakan bir velayettir ki, sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah tarikine uğramayarak, doğrudan doğruya zahirden hikmete geçip, akrediyet ilahi inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Harikaları az, sıfat ve ziyatı çoktur. Keşif ve keramet orada az görünür. Hem evliyanın kerametleri ise ekserisi ihtiyari değil, bulmadığı yerden ikram-ı ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyri sülük zamanında tarikat ve erzahından geçtikleri vakit adi beşeriyetten tecellit ettiklerinden hilaf-ı adet halata mazhar oldular. Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyri sülük daire-i azimenin tayine mecbur değildirler. O sohbet-i nübüvvetin iksirin duran bir okur musun? Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin inikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyri sülük daire-i azimin tayine mecbur değildirler. Evet, insiba kullanmadı. İnsiba yok burada. Evet. Güç var. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Aynı manada şeyde 492'de sözlerde bir yer var akrebiyetle ilgili. Akrebiyetin inkişafı nedir ki? Nübüvvetteki kurbiyet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sıra mazhardırlar. Bu cihet sırf vehbidir, kesbi değildir, incizaptır, cezbi rahmanidir ve mahbubiyettir. Yol kısadır fakat çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir, gölgesizdir. Zamanın cereyanına tabi olmayarak bir kuvveti kutsi ile fevkaz zaman çıkıp dünü bugün gibi hazır görmektir. Doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzanına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Bunlar bir emir davranıyor var. En kuvvetli ve hakka yakın derecesinde vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikat-ı insani haritasını ve enaniyet-i beşeriye filistesini ve mahiyet-i nefsiyesi mütalaa ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sır akrabiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Şu imanın vesvesesiz mertebesiz mertebesi. Vesvesesiz mi, şüphesiz mi? Şüphesiz ve vesvesesiz mertebesiz. İkisi de var. Şuhudi diye aslında, şuhudi. Allah. Şuhud. Vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikat-i insani haritasını ve enaniyet-i beşeriye firistesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sır akrabiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Bu alemi yaşarken rüyet olmuyor da şuhut var. Şuhut. Rüyet şeyde, cennette. Cennette. Nasıl ayırıyor koca bir şey dedi. Bu programın adı tefekkür abi. He? 147 mi emir daha? Evet 147. Bu tefekkür abi. Risale-i Nur'da tefekkür ile giriliyor buraya. Yani tefekkürün tarihi yok. Şeyi yok. Yani şu anda peygamber olmanın şu andaki yolu tefekkür. Yani peygamberi olan veyahut da nebevi olan hakikatleri Risale-i Nur'dan tefekkürle alabiliyor bu zaman. Evet. Şuhudi diyor. Gözle görmüş gibi. Bilmem. Görmüş gibi değil. Gözle görmüş. Gözle görmüş. Mesela nasıl ki dün geceki Leyle-i Kadir'e ulaşmak için iki yol var. Biri bir sene dolaşıp ta o geceye gelmektir.
bu kuvveti kazanmak için bir sene mesafeyi tayin etmek lazım gelir. Şu ise ehli sülükün mesleğidir ki ehli tarikatın çoğu bunda gider. İkincisi, zamanla mukayyet olan cismi maddi gılafından sıyrılıp, tecerrütle ruhen yükselip, dün geceki Leyle-i Kadri, öbür gün Leyle-i İd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat-ı insani ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nispeten hazır hükmündedir. İşte bu temsile göre, dün geceki Leyle-i Kadir'i geçmek için, mertebi-i ruha çıkıp, maziyi hazır derecesine görmektir. Sırrı gamızın esası, akrebiyet ilahinin inkişafıdır. Şimdi gelen misal var, bu misal üzerine biz yoğunlaşacağız. Bir daha bakayım burayı. İşte bu temsile göre, dün geceki Leyle-i Kadir'i geçmek için, mertebi-i ruha çıkıp, maziyi hazır derecesine görmektir. Şu sırrı gamızın esası, akrebiyet ilahinin inkişafıdır. Mesela, güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali aynemizde ve elimizdedir. Güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali aynemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzarız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, aynemizdeki misali olan timsali münasebetimizi anlasak, o vasıtayla onu tanısak, ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrebiyeti bize inkişaf eder. Burada akrebiyetin inkişaf etmesinin sırlarını anlattı aslında. Üç şekilde sayılır. Bir daha okuyayım orayı. Yok. Güneş bize yakındır. Çünkü ziyası, harareti ve misali aynemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzarız. Birincisi bu. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, aynemizdeki misali olan timsali muhabbetimizi, münasebetimizi anlasak. Aynemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak. İkincisi, misali olan timsaline. Evet. Biz timsal ve misal dersleri yaptık abi aramızda. Onlar biraz şey oldu. Ne, farkı nedir? Bu kısa bu makamda fark neymiş? Yani, bunu tekin izahsin abi. O tekinin dersiydi. Neydi kısaca? Yani... Çünkü bir ders çalışmak, diğer bir derste kullanmak içindir. Evet abi. Yani netice şöyle şey yapmıştık abi, onu iyi hatırlıyorum sadece. Diğer kısımlarda ceseden oradaydık da. 3 saat sürmüştü abi. 3 saat falan sürmüştü. Yani bizim buraya gelmemizden maksat, misalimizi timsal yapmak diye bir neticeye varmıştık. Bunun altını doldurmak için biraz yani çok fazla okumamız gereken yer var yani. Oraya girersek misalimizi timsal yapmak. Evet. Misalimizi timsal yapmak için buraya geldik diye baktık. Yani biri aynanın karşısındaki, biri aynanın içindeki. Gibi. Yani misal sanki suret gibi abi. Timsal de bütün hasiyetiyle beraber o surette olmaz. Evet. Güneş mesela aynada temessül ediyor. Timsali var. Evet. Ama bizim misalimiz var. Evet. Şimdi birincilik bu abi. Yani önce... Şey olmayan da, nurani olmayan da. Yani mesela aynaya sen baksan, aynadaki senin şeyinde, resminde, gözüken de ısı yok. Yok. Latifelik yok, canlılık hüviyet yok. Var. Hüviyet var. Hüviyet olunca misal oluyor. O misal olan bir şeyin hakikatını misalde zemin yapmak. Yani misal bir zemin, orada timsal ortaya çıkması. Yani timsali hakikatı, yani mahiyeti değil de hakikati gözükmesi. Hatta onu kullanıyoruz mesela. Aynaya bakıyorsun, ayna karşısı. Orada gözüken sen değilsin. Senin misali. Ama buranın saçını tarıyorsun. Hani onu görüyorsun.
Onun saçını taraman gerekmiyor mu? Yani onun saçı, aynadaki adamın saçını taraman lazım, o da sensin. Sen değilsin de, öyle diyorlar seni, sensin diye. Gördün o, bunu tarıyorsun, saçını tarıyorsun. İşte bazen misal timsal suretinde oluyor. Fenafil olunca, timsalini misal zannediyoruz, bu gaflettir kendisi. Gaflet bu. Misalini timsal zannet. Dünya, esmanın misalidir. Mana ise timsalidir. Misali timsal zannet. Evet. Bir şey saydı. Nuraniyet, onun akrabiyetini hissetsek. Önce bir nuraniyete bakacağız kısaca. Daha sonra aynamızdaki misali olan timsalin münasebetimizi anlasak. Hı. Buna bakacağız. O vasıtayla onu tanısak. Şuraya dur. Aynamızdaki timsalindeki misali olan timsaline. Misali olan timsaline münasebetimizi anlasak. Bu ne ya? Buradan eneye geçeceğiz abi. Geçti. O vasıtayla onu tanısak, sonra ziyası, harareti, heyetin ne olduğunu bilsek, onun akrabiliği bize inkişaf eder. Hah! Ya bir dakika. Bu işine bakacağız sonra. Ya ben onu tanıdım. Ben de niye inkişaf ediyor? Onu tanısak diyor, harareti, ziyası ne olduğunu tanısak, evet. Ben de inkişaf ederim. Aslında onu tanıdı mı inkişaf ederdi? Ne oldu da ben onu tanıyınca ben oldum? Ben de görünüyor çünkü. Çünkü misal etti, timsali oldu. Evet. Sığdım diyor bak, sığdım. Kainata şey. Sığmadım, beni seven mümin kalbine sığdım. Yani timsali şeydedir, şey misali mevcudattadır. Timsali insanda, bakın ne diyor, sonra okur musun sen şeyi? Bir de bu noktadan bakın. Bir de ona bak. Şimdi onu tanınca sana ne oluyor, seninle ne alakası var? Nuraniyet noktasında onun akrabiyetini hissetsek, ha, bak. Aynamızdaki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, aynamızdaki timsaline, evet, münasebetimizi anlasak, o vasıta ile, yani aynamızdaki timsalle münasebetimizi anlayıp, o vasıta ile onu tanısak, ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek. Tamam, onu bildik. Onun akrabiyeti bize inkişaf eder. Yani orayı biliyoruz, ben inkişaf ediyorum. O zaman ben neyim demek ki? yakınımızda onu tanıyıp münasebetler oluruz. Allah Allah. Bir yerlere gitmeye gerek yok. Evet. Orada abi dört tane saydı abi. Mesela hissetmek, anlamak, tanımak, bilsek. Abi dört farklı. Onu bir yazabilir miyiz abi böyle? Dört tane saydı abi. Bir yaz mı? Yani akrabiyet ilahinin inkişafı bu dördüymüş yani. Hissetsek. Yazmıyor ama. Yazmıyor, niye? Yazmıyor. Bak başka kalem var. Gerçi yazmadığını biz görüyoruz. O görmüyor çünkü o yazdığını zannediyor. Ben görüyorum abi. Tabii. Hissetsek. Anlaşılır. Anlamak, tanımak, bilmek. Dört tane. Sayfa kaç diye? 51 mektubat. Mektubat 51. Bu dördü akrabiyet ilim inkişafı buymuş abi. Yani onu hissediyorsun burada. Onu anlıyorsun burada, onu tanıyorsun burada, onu biliyorsun burada oluyor. Senin hayatının aynasında temsil eden... O zaman şey de var ha burada. Yani zikretmek var ya, onu zikretmek. Aslında onu burada ortaya çıkarıyorsun. Burada da biz farkına varıyoruz. Evet. Yani Subhanallah diyoruz, elhamdülillah diyoruz ya, takdis ediyoruz, tenzih ediyoruz, tesbih ediyoruz. Onu ederken, onu ediyoruz gibi gözükürken, batın manasıyla onun timsali, sendeki aynadaki timsali ortaya çıkıyor.
akrebiyetin inkişaf ediyor. O zaman hani var ya zındıkların şöyle bir sorusu var. Kendisini övülmeyi isteyen bir Rabb'a mı iman edeceğim? O övülmeyi yani tesbih etmeyi zannediyor ki orasıdır. Mesela Subhanallah, 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 tesbih ettik. Onun böyle bir ihtiyacı yok. Ben yaparken bir enerji bir şey yapıyorum değil mi? Aktif oluyorum, bir coşuyorum. Bak mesela zikredenlere, Budistlere bak, tarikatçılara bak, böyle zikrediyor. Hani zikrediyor, Allah zikrediyor, Allah bir şey olması lazım aşırıca. Sana ne oluyor ki artık şiş, dermiyor. Sen inkişaf ediyorsun. Evet. İnkişaf etmenin yöntemi bu. Hani zikretmeyi zannediyor ki karşıyı tadat ediyorsun. Üzerindeki battaneleri atıyorsun. Bu sözü herkes genel olduğu için batılı zikretmedim. Karl Marx'ın felsefesi bu. Temeli. Ama bu kadar basit çürüyor işte. Evet. Nuraniyet'e kısa bir yer olarak okuyayım. Üçüncüsü nurani bunların aksidir. Şu akis hem haldir, hem aynıdır. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetine tezahür ettiğinden o ruhun mahiyeti nefsül emniyesini tamamen tutmuyor. Tamamen tutmuyor. Hem haldir, hem aynıdır. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetine tezahür ettiğinden o ruhun mahiyeti nefsül emniyesini tamamen tutmuyor. Şurada şey diyor. Var değil mi bu bizim süreyle? Ruh var değil mi bizde? Evet. Ne acayip bir şey var da hiç farkında değil. Nuranilerin timsalleri ise sayfayı da lütfen. 124 mesleği. He. Nuranilerin timsalleri ise asıllarıyla muttasıp ve asıllarının hasiyetlerine malik ve asıllarına gayr değillerdir. Gördün mü? Şimdi zikretmeyi de bu cevapta da orada. Onu yani timsaller aslında gayri değil. Kopuk değil. Öyle bir şey yok. Aynadaki güneş. Evet. Kopuk değil. Peki aynadaki güneşi öyle bir imkan olsa aynanın kendisi de orada. Onu yüceltmek aynadakini onunla aynı olduğu için. Aynen. Ne aydın? Onu yüceltmek. Ha karşıdakini yüceltmek. Ha aynayı yüceltmek. Evet. Fark etmez. Ne yaparsan yap. İster ha burada onu yücelt veya orada bu tarafı yücelt. Bir daha okuyayım. Nuranilerin timsalleri ise... Yemekten sonra ağır geliyor ama zorlanın, enerji aktif edin. Asıllarıyla muttasım ve asıllarının hasiyetlerine malik ve asıllarına gayr değillerdir. Allah Allah. Binaenaleyh, Cenab-ı Hak şemsin hararetini hayat, ziyasını şuur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapmış olsaydı, senin elindeki aynada temsil eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Ya arkadaşlar bu bendeki o ondaki ben demek ha bu ders. Acayip bir şey ya. Canım ben size şey canlanıyorum yani. Ama sen de ölü üslup kullanma böyle. Biraz şey kullan ya. Binaenaleyh Cenab-ı Hak şemsin hararetini Allah Allah. Hayat, ziyasını şuur, heh. Ziyadaki renkleri duygu gibi yapmış olsaydı, senin elindeki aynada temsil eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Çünkü o timsalinde oldukça harareti, ziyası, renkleri olurdu. Hararetiyle hayat bulurdu, ziyasıyla şuurlu olurdu, renkleriyle de duygulu olurdu. Bu ne nurani olan güneş. Evet. Allah ne olur ya? Acayip bir şey ya. Şimdi sende yok mu iman etmeyle? Var. Şu anda kim kime hitap ediyor? Kim kime secde ediyor? Nasıl bir şey? Konuşan kim? Sen kimsin? Bildikten sonra bunlar çözülüyor. Tenzih ediyorsun, takdis ediyorsun, tesbih ediyorsun. Kimi ediyorsun? Kendini ediyorsun. Onunla ederken bak şimdi. Onun timsali bizde var. Onu eder gibi sendeki aynanın kabiliyeti gelişiyor, güneş daha şey oluyor, daha güzel gösteriyor. Daha tam oluyor.
tozu gidiyor, çatlaklığı gidiyor, çapı büyüyor. Bu korkunç bir şey Mehmet. Acayip bir mevzu ya. Akrabiyet-i İlahi'nin inkişafı en büyük, diğerleri o büyük ulema, Selef-i Salih'in uleması arasında ihtilaf olan bir şeyi çözüyor çattırmadan. Allah gözükmez, Allah gözükür. Bir kısım ulema Allah gözükür dedi, bir kısım ulema Allah gözükmez dedi. Senelerce bunun hakkında mezhep çıktı, mezhep. Mezhep var şimdi. Ha, şimdi üstad diyor ki, ey gözükmez diyenler, doğrudur. Ehadiyetiyle doğrudur. Vahidiyetiyle doğrudur. Ey gözükür diyenler, ehadiyetiyle doğrudur. Barıştırıyor. İşte zaten hadis-i şerifte bir hadis-i şerif vardır, üstad bir şey yapmıştı. Mehdi diyor, ulemanın arasındaki ihtilafı diyor barıştıracak diyor. Hadis, Ramuz-ül Hadis'ten getirdi. Şimdi bu acayip bir şey ya, bak. Sendeki timsaliyle konuşuyorsun. O zaman bir yerlere gitmeye gerek yok. Her şey yerinde var. Her şey acayip bir şey. Ama hissetsen, anlasan, tanısan bilsen. Bunu mu ezberleyebilirim? Bizdeki ayada. Hatebe mi olsun? Hatip. Lugatta konuşmak diye geçiyor abi. Mühim iş konuşmak. Hangisi için? Hat. Konuş. Allah Allah. Kök var mıymış abi? Kök olarak da orada. Konuşmak. Hat. 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 Akrabiyet-i İlahi'nin inkişafı üstadın bir tespitim yoksa var mı yani İslam'ı daha eski yani daha büyük? Akrabiyet-i İlahi var. Akrabiyet-i İlahi bu şekilde kullanmak yok. Akrabiyet kurbiyet meselesi şeyi var. Var. Fakat bunu bu şekilde eylemsel dönüştürmek yani bunlarla çözemedikleri için boğulmuşlar. Muhyiddin Arabiler, Koneviler vesaireler. Mesela bunun karşısında duran Mevlana. Diyor Muhyiddin diyor, Muhyiddin Arabi okyanustan bir diyor katre mazar oldu, davaya kattı diyor. Biz oysa okyanusta maşapalarla içiyoruz, dava etmiyoruz diyor. Çaktırmadan neler söylüyor bize. Çaktırıyor ya. Ya çok benim damarın dersimi şey yapıyorsun. Hadi devam. Bu sözler 562. Hah, öyle sayfa söyleyeyim. Şems-i Ezel Ebed Sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i insaniyeye hadsiz meratibi tazammül eden iki surette tezahür eder. Tezahür ediyor, zahir oluyor. Şems-i Ezel Ebed Sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i insaniyeye hadsiz meratibi tazammül eden aile-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki herkes istidadına ve tay-i meratip ve seyir-i sülükle esma ve sıfatın tecelliyata nispeten cüz'i ve külli o şems-i ezelinin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Ha bak o dediğimiz o münacat işte. Evet. Galibi esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısmı ileri gelir. İkincisi, insanın camiyeti ve şeceri-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden aynayı ruhunda gösterebilmesi cihetiyle tüm kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden aynayı ruhunda gösterebilmesi cihetiyle. Cenab-ı Hak birden. Nerede gösteriyormuş abi? Aynayı ruhu. Aynayı ruhu. Ruh aynası. Ruh ayna. Onu Allah Allah. Hala ayna. Ayna değil mi? Bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden aynayı ruhunda gösterebilmesi cihetiyle Cenab-ı Hak tecelli zatıyla. Bak tecelli zatı sıfat değil. Evet. Bak tecelli zatıyla. Bunlar kaçırılmayacak. Durup. Tecelli zatıyla ve Esma-i Hüsna'sının azami mertebede nevi insanın manen en azam bir ferdine tecelli azam tezahür eder ki bu tezahür ve tecelli Miraç Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam sırrıdır. Allah.
ki onun velayeti risaletine mebde olur. Tecelli ile tezahürün farkı ne? Bu sorusu bu. Tecelli ile tezahür. Bir vuran, bir de vurduğu zaman ortaya çıkan, zahir olan. Tecelli vuran. Evet, vurma tarafı o. O taraf, o yön. Tezahür de o taraf değil miydi? Evet. Tezahür de karşı tarafta çıkan. Çok karşı tarafta çıkan. O, yani sizin defterde ben baktığımda tezahür güneş tarafı, inikas aynadan yansıyan tarafı diye şey var. Nasıl? Bir de söyle karşıda. Güneşten çıkan tarafı tezahür. Tezahür ediyor, zahir oluyor dışarıya. Aynadan yansıyan inikas. Burada inikas kullanmak için. Burada tezahür ve tecelli var. Tersi mi? He. Tezahür ve tezahürü, değil mi? Yani, evet, doğru. Bu senin dediğin doğru. O doğru. Tamam. O doğru. Çünkü Allah'a nispet edildiği zaman tezahür ediyor. Zahir oluyor yani dışarıya. Tecelli o zaman şeyden mi yansıyor? O zaman o oradaki bu tarafa yansıyor. Aynadaki. İnikas da mı aynı oluyor? Yok. İnikas orada olup tezahür de o inikastan bu tarafa immunbasi takiz. Yani aynaya vurdu güneş gözü. Çizelim mi ya? Mesela bak. Çiz. Normalde abi ikisi de doğru yani. Ama söylediğiniz de doğru. Allah cahilinden bakarsa bunu dediği doğru. Bakış açısına göre değişiyor abi. Evet. Yani bakış açısı değiştiriyor. Bunu anladım ne şeyde bak. Bakış açısı yani değiştiriyor. Evet. Bak şimdi bu Şems-i Ezeli kabul etse. Eğer güneşe dursak. Buradan baksan. Buradan baksan. Şimdi Osman. Evet abi. Güneşe dur. Gör tarafa. Bu tarafa. O şimdi gizli. Bilinmek istedi. Işıkları vurdu, tezahür etti. Zahir oldu. Tamam mı? O zaman buradaki böyle bakış. Bakış. Mi? Buradan oraya. Evet. Tamam. Şimdi geç aynaya. Tamam. Aynada güneş gözüktü. Timsali mi bu? Timsali. Ötekisi neydi? İnikas vardı. Ha, bu? Tecelli vardı. Tecelli. Bu cilve var ya bu şeyden, yok güneşte o fotonlar. Hı hı. Tak 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 yap öyle nokta nokta geçiyor. Ha. Onlar. Evet. Ha. Bu timsal orada gözüken bir tane de bir tabir vardı. İnikas var. İnikas aynadan bu tarafa sana gelen. Bu tarafa nokta nokta nokta. Ama eğer aynada durursan yani hadi akrebiyetin inkişafıyla bakarsan bendeki o yana doğru bakarsan bu şiir değişir. Evet. Oradaki tezahür. Evet. Yani burada inikas oldu. Tecelli yazdık buraya. Evet. Burada. O hangisi? Şimdi tezahür yazdık. Tecelli şurası mıydı? Tecelli onlar işte. Şurası tecelli. Cilveler yani. Tecellinin. Cilveyi de soralım. Tecelli, cilvede her bir tanesinin şey olması. Ehad. Ehadiyet. Ehad olmaz. Her birindeki ehadiyet. Ehadiyet. Öyle olur mu? Doğru mu? Öyle şu anda hatırlıyorum. Yani tabii o sıcağı o toplamanın üzerinde değil kafam. Hı hı. Öyle hatırlıyorum şu anda. Yanlış olabilir İkaz, ama. Tecelli, tezahür. Yani o sıcağı o... nizam, intizam, tecelli, inikas, timsal... Temessül var bir de şu. Temessül... misallenme. O temesli. Aynadaki şey. Komple aynayı kuşatan şey. Mumbasit akis olmuyor. Mumbasit. Yok bu temessül. Yok temessül. Lazım. Ben biraz baktım o dördüncü deftere de onun için var. O evet o zaman baktınsa sıcağı sen de söyle o zaman. Yani tezahür o defterde var. İnikas böyle. Tamam. Buna temessül diyor. Timsali direkt ama timsal de demişsiniz. Böyle tamam. Yani. Tamam. Orada şey yok. Tecelli yok. Cilve yok. Tecelli, bak, tecelli ehad'dır. Evet. Cilve ehadiyettir. Şöyle farkını şey yapayım sana. Kainat kanundur, tamam mı? Kanunlar silsilesi. Yani farklılıklar içinde farklılıktır. Ama bir bütün o sistem işliyor. Bu farklılıklarla beraber bu sistemin işlevi, bütünselliği vahdettir. Sistemin birliği. Zatın birliği değil. Sistemin birliği. Sistemin birliği. Vahidiyet. Vahidiyet ise bu sistemin sahibi. Bu sistemi Cenab-ı Hak gitti her bir
tırtırtlara koydu. Yani insanın programını her bir DNA'sına, hücreye koydu. Tamam mı? Her birisini koydu. Her birisinde olması ehattır. Hani o bütünün tekte olması gene zatı bildirmez. Onların bütününün tekte olma özelliği. O her birine ehadi koyabilen zat, yani bunların bütünü, o ehadların bütününe de ehadiyet. Zatı gösteriyor. Burada da tecelli cilvede o ilişki var. İlişki var işte o. Bir şey de burada dördüncü defterde. Ha, şunu bakamayız. Tamam, devam et abi o zaman. Nakış var mı burada abi? Nasıl? Yani şimdi şey vardı ya, cilve nakış sanat vardı ya. Ha, cilve cemal nakış cilve, sanat. Cilve cemal nakış Esma. Sanat. Burada onu gösterilebilir mi? Gösterilir tabii. Mesela güneş yerine şey koysan, Esma koysan, Esma koysan bir çıkış var. Dört tane olacak. Cilve, cemal, nakış, sanat. Buraya bir tane çizeyim mi? Bak şimdi dur. Sanat. Bu karşıdaki şey olur. Güneş o timsal sanat olur. Değil mi? Diyelim o sanat. Güneşe. Tamam. Evet sanat. Ondan sonra biz ne demiştik? Cilve, cemal, nakış. Ha, cilve şu tezahür edenler malum. Tamam mı? Tamam. Şu kısım. Cilve, cemal orada gözüken. Şuraya mı yazacağız? Ötekisi de nakış kaldı. Nakış da o inikasa koy. Nakış etmiş. Mumbasitakis yani. Mumbasitakis fotoğraftaki şey değil mi? Yok, o Mumbasitakis fotoğrafa vuruyor, fotoğraftan kağıt çıkıyor. Ha, yani bunu biz eğer bir kağıda güneşin şeyini alsak, oraya fotokopi koyarsan Mumbasitakis oraya vuruyor. Onu da şöyle yapayım mı? Yap onu, o fotokopi makinesi diye bir şey, kamera. Oraya vurdu, alttan kağıdı çıkar. O da dördüncü mertebe işte. O kağıtta. O diyebilirsin ona sanatta, diyebilirsin ona kağıda. Kağıdı çiz. İstersen kağıdı çiz, ona sanat de. Yukarıdaki sanatı şu şey yapabilirsin. Kağıt, fotoğraf. Fotoğraf sanat işte. O sanat de. Mumbasitakis istemeyecek miyiz abi? Mumbasitakis o yukarıdaki o ona vuran yer. Şurası mı? Evet. Bu burada gözüken değil miydi Mumbasitakis? Oraya vurup gözüküyor. Kağıt o gözüken değil ki, kağıt değiştirdi, format evet. Değişti. Şurası oraya mı? Gözüken ya arkadaş. Şuraya vurmuyor mu? Bak. Şuraya vurmuyor mu? Evet vurdu. Vurdu. Tamam. Bu vurmasıyla bu. Bir de kağıt çıktı buradan. Bu o değil ki. Ondandır. Bu sanat. Bu sanat değil ya. Sanat buraya vurur. Ne yaptı? Cilve, cemal, nakış, sanat. Cilve bu. Cemal bu. Tamam bu. Sanat en son bize muhatap olan. Bu da nakışta bu. Tamam. Yani bu da çok ilginç. Yeni tespit ettim. Bugün anlattım dedim ya. Şimdi şöyle yanlaması. Şöyle. Hani manyeti zatiye var. Şuhunat-ı zatiye var. Sıfat var. Esma var. Şimdi sıfattan çıkıyor esma. Şimdi yeni işte bugün şey yaptım. Çok ilgimi çekti. Onu tekrar paylaşmak istiyorum sizinle. Bir de Esma'nın dışa vuruşta sıfatları var. Bu çok ilginç. Bu sıfat değil. Bunu okuduğun zaman görürsen şey yapıyor. Mesela onlar nedir? Şunlar işte. Bu Esma'nın sıfatları. Yani çok ilginç bu da yani. Çok meselemizi hallediyor. Bir türlü karışıyor. Karışıyor. O zaman ya Esma'nın tezahürüyle gözüken sanat falan diyorsun, sıfatı gösteren sanat diyorsun veya sıfat diyorsun, Esma'dan çıkan diyor sıfat diyor. Ne yapacağız şimdi falan? Tevhile ihtiyacımız oluyor. Oysa tevhile ihtiyaç yok, bu
İşte mesela balık esma olsa kokusu sıfat. O da Hasan abi, nakış, mülk, cilve, melekut olabilir mi? Nakış, mülk, cilve, melekut tarafı. Aynen, evet doğru. Cilve olmadan nakış nasıl gözükecek? Yani o şöyle biraz ayırırsa... Yani bunu temelli koyduktan sonra düşüncemizi istediğimiz şekilde yapabiliriz onu. Yani artık bundan sonra kuralı öğrendin mi? İstediğin koy. Mülk koy, melekut koy. Peki Cemal şurasıysa bu taraf Celal olur o zaman değil mi? Tabii yani hangisi? Güneş tarafı. O Celal. Celal mesela şurası Cemal ise gözüken bu taraf Celal mi? Güneş'in kendisi. Yani kendisi oluyor. Ama yani Cemal'i de bu tarafa mi? Sanat ve tecelli mahluk tarafına koyamıyorsun da. Buradaki Cemal, hangi Cemal? O Celal Cemal'deki yani... isim o artık şey, isimler yani. İsim şeklinde. İsim ha. O isimler çünkü şimdi eğer mevcudata, mülk tarafına Cemal kendisi ancak şeyle, Esma ile gözüküyor. Çünkü ortalık karışır. Uçakta biraz anlattım sana. Eğer Allah'ın Rahman ve Rahim esması olmamış olsa ve olmamış olsaydı, eğer sıfat olsaydı ortalık alt üst olur. Niye biliyor musun? Mehmet, Tekin, bir daha söyleyeyim ne dediğimi. Rahman ve Rahim esma mıdır, sıfat mıdır? Esmadır. Sıfat olmaya sıfat yaparsa, Rahman ve Rahim sıfat olursa, haşa mucib zat olmaz ama, Allah kafir, mümin, herkesi affetmek zorunda olurdu. Sıfatı bu çünkü. Korkunç bir şey olurdu. Ama İşaret-i Caz'da diyor ki, Rahman ve Rahim sıfat kuvvetinde diyor. Şeyini kadamımı geçti dediği için. İşte ondan. Yani o sıfat kuvvetinde, sıfat makamında. Yani böyle tabir kullanıyor. Ama Rahman ve Rahim'i bir sıfat yaptı mı sistem altısı olur. Çok korkunç bir şey. Çünkü affedilmeyecek hiç kimse kalmaz. Çünkü sıfat onu iktiza ediyor. Yani hayatsız Allah olur mu? Afsız Allah olmaz. Ama hayır, işte bu yanlış oldu işte söylediğim. Ama eğer böyle olursa, Rahman Rahim'i sıfata koyarsan böyle olur. Neyse, kusura bakmayın. Nuraniyet noktasında onun akabetini hissettik dedik. Şimdi ikincisine geçiyoruz abi. Aynımızdaki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak. Burada misal abi bir de onu kaçış yapmadan, misal burada ne olabilir? Misal desek, misal kelimesi nereye girer? Hani misal sadece aynadaki görüntü. Aynadaki misal var. Evet, timsal o. Timsal ama onun o timsal oraya gözüktü. Gelene kadar misal. Misalin misal şeyi var. Oraya gözüküp oradan yansıyan. Onu da düşünmek lazım. Misal sadece... Misal şeciyetiyle bakarsak, aynadaki görüntü sadece. Ayna, timsalle aynı olmaması. Timsal aynı değil. Timsal, bunu mahiyetini taşıyor. Güneşin herhalde oradaki aynadaki yuvarlaklığı. Sureti sadece. Sureti. Fotoğrafı yani. Fotoğrafı. Evet. Timsali ise ısı, ışısı yani mahiyeti. Evet. Mirat ayna gibi mi lazım? Yani gene bakmak lazım o sıcağı. Daha ziyade abi o misal daha ziyade böyle şeyini... Misaller arasındaki fark şu, yani timsalde onun özellikleri gözüküyor. Daha ziyade misal cansızlarda kullanılıyor yani misal. Evet, daha çok. Timsal ise nuraniyette zaten mesela o. Maddilerin şeyleri... Onun için zorlanıyoruz, koyamıyoruz. Orada bab değil mi bu? Aynı kelime aslında. Değil mi? Biri tefil aldım artık nasıl tamam bilmiyorum. Evet, o bab ama şudur. Daha çok onu kullanıyor ama bablarda bir de şeyi var yani. Camidatta kullanılanlar var, bir de hayatta olanlara kullanılan var. Onu tefrik etmek için kullanılıyor. Ama o misali de, misali kullandığı yerde mutlaka timsal kullanılıyor. Çünkü misalsiz timsal olmaz nuranilerde. Misal olacak timsali yok. Ama camidatın misali var, timsali olmaz. Misali var, timsali var. Mesela aynadaki güneş oradaki var ya, o aynadaki suret
gözüken yuvarlak misal olabilir. O aynadaki ısı, ışık, yedi, renk, yani güneşin hasreti o timsal. Evet. Aynı yer birbirine bindirilmiş. Evet, aynamızdaki misali olan timsaline münasebetimizi alsak. Ha bak işte burada zet dedi zaten. Aynadaki misali. Misali olan timsaline. Ha misali olan timsaline. İkisi beraber var demek istiyorum. İki birbirini bildirilmiş. Şey var, hem ısı, ışık. Gözüken kendisi. Mahiyetiyle beraber. Ha cümle şu. Misali olan timsaline. Gözüken kendisi. Evet. Ne? Gözüken kendisine. Gözüken misal, kendisi timsal. Aynamızdaki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu tanısak. Şimdi buna gibi eneden kaç edebiliriz abi? He? Eneden, ene vasfından. Nasıl bağladınız abi onu yani bu timsal misalle? Yani misali timsal derken ben bunu ene olarak düşünmem şey olarak. Yani o timsali mi? Aha, timsali. Yani münasebetimizi tamam. Ene ile olan münasebetimizi anlarsak, enenin mahiyetini anlarsak, ondan sonra eneyi işte yanlış kullanmazsak, aynadağını bilmemek, haksız temellik. Mevhumu muhakkak zannetmekten ileri gelen. O cihetle konulmazsa, eneyi bir nasıl kullanacağız? Vahid-i kıyasi, alet-i inkişaf, manay-ı arfi, aynı misal. Bu dört şekilde konursak o zaman münasebetimizi almayacağız. Şimdi onunla ilgili bir tiyer aldık, okuyalım. İnşallah muhakkak. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, Hakim ve Rahim gibi sıfat ve esması, muhit, kudussuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, Hakim ve Rahim gibi sıfat ve esması, ilim ve kudret sıfat, Hakim ve Rahim esması, muhit, kudussuz, şeriksiz oldukları için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rubiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir hat çizer. Kendinde bir rubiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir hat çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Bize mesela halimizde, hareketimizde, fiillerimizde, davranışlarımızda, düşüncelerimizde ne yapıyoruz? Hep biz yapıyoruz zannediyoruz. Değil mi? Yani biz hangi fiillerimizde yaptığımız fiillerin hiçbirinde biz dahil değiliz. Yani diyor en zahir insanın yaptığı işte konuşmaktır, yemek içmektir diyor. Biz ne bir şey daha var. Yemek içmek, konuşmak, düşünmek. Yani bu fiillerin yüzden biri bile bize ait değil. Ama biz ne yapıyoruz? Küçükten beri bunları yapa yapa, yani ne istemişsek, istediğimiz anında olmuş, istediğimiz anında olmuş. Yürümek istemişiz, yürümüşüz. Konuşmak istemişiz, konuşmuşuz. Düşünmek istemişiz, düşünmüşüz. Ne olmuş bize? Ben yapıyorum zaten. Ben yapıyorum zannetmişiz. Yani bizi öyle öze seçmiş ki bu, artık sanki bütün fiillerimize biz hakimiz. Ben yapıyorum, ben ediyorum, bana göre böyle, bana göre şöyle. Ben sahibim, ben ben böyle yaparım. Otomatik olarak bir şey haline gelmiş. Bizde alışkanlık haline gelmiş. Bunu terk etmemiz gerekiyor. Yani bundan vazgeçersek bizde şey görecek. Cenab-ı Hakk'ın icraatı görecek. O da nasıl dedi? Bunlar mevhum yani biz yapmıyoruz. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir hat çizer. Onunla bu his sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela daire-i mülkünde mevhum rubiyetiyle daire-i mümkünatta Halık'ının rubiyetini anlar ve zahir malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder.
ve bu haneye malik olduğum gibi Halik ve şu kainatın malikidir der ve ucuzi ilmiyle onun ilmini fehmeder. Ve kesbi sanatçıyla o Sani-i Zülcelal'in ibdai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmişler. Bütün sıfat ve şunat-ı ilahiyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat ene de mündiriştir. Yani bütün halimiz, hareketlerimiz, fiillerimiz, hatta duygularımız, düşüncelerimiz, latifelerimiz, hislerimiz hepsi böyle. Bu enenin mülk ciheti. Evet, mülk ciheti. Demek ene, ayna misal ve vahid-i kıyasi ve alet-i inkişaf ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren vücud-u insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyeti beşerinin hulesinden ince bir ip ve şahsiyet-i ademiyetin kitabından bir eliftir ki. Yani burada hani dedi ya, münasebetimizi hissetsin. Evet, münasebetimizi bu şekilde anlamaya çalışacağız. Şimdi timsel vardı ya abi. Orada timselde hani dört tane okudu. Ayna misal. Vahid-i gaz, alet-i inkişaf. Bir de manayı harfi. O bizim aynamızda gözüken, yani timselle biz Allah'ın aynasıydı. Münasebetimizi nasıl anlayacağız biz? Biz aynayız. Vallahi. Aynanın karşısında diyelim ki Cenab-ı Hak var. Burada biz ayna olduğumuz için bizde bir görüntü olacak. O görüntü ne? Bu dördüyle bilebiliriz biz. Aynadaki aynayla timsel arasındaki münasebet bu dört şekilde. Bu dört abi. Yoksa anlayamıyoruz. Ayna ile timsali arasındaki. Evet. Vay be. Ne ile anlayabiliriz? Dört. Ayna misal. Ayna misal. Ayna misal. Alet-i kişaf. Vahid-i kişaf. Manayı harfi. Bunu bu şekilde kullanamazsak o zaman ne oluyor? Mevhum rubiyet oluyor, haksız temelik oluyor, aynı dağını bilmemek oluyor. Evet, çok güzel anlar. Evet. Birisi menfisi, birisi müsbet kısmı. Avamlığını bilmezsen ham oluyorsun abi. Evet, diyecek, ham. Evet. O dört özelliği şeyin, avam, şualar 81 miydi? 81'deki de ham oluyor. Misali olan timsaline, aynamızdaki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak. Sonra pişiriyor. O vasıtayla utansak. Tamamız da o vasıtayla olacak. Yani o dördü var ya abi. Mesela diyelim ki güneş yok. Aynanın içinde hiçbir şey yok. Ayna bir işe yarar mı? Yok. İşte bu o dört tane olmasa abi bizde Allah'ın timsali olmuyor yani. Yok. Bu dört tane aynanın arkasındaki sıra abi. Yani aynayı hani ayna timsal, camdan var ayna ya, yapıyor. Biz fark etmiyoruz. Yani. Bizde icat yapan bir timsal var. Aynanın arkasındaki siyah boyu yani. Ya bizim halimiz olur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılap etmez. Vaktaki ene vazifesini şu surette ifa etti. Vahid-i kıyasi olan mevhum rubiyetini ve farz-i malikiyetini terk eder. Aynen. Yani alet olarak kullandı. Sonra ene vazifesini şu surette ifa etti. Vahidi kıyası olan mevhum rububiyetini ve farazi maliketini terk eder. Lehül mülk ve lehül hamd ve lehül hükmü ve ilehi tırcaun der. Hakiki ubudiyeti tatınır. Makam-ı ahsini takmaya çıkar. Ya, o aletiyetini de terk ediyor. Terk ediyor. Terk etmezse yine şey oluyor. Mevhum rububiyet kalıyor. Ve ilehi tırcaun olur. Ve ilehi tırcaun. Aynen. Lehül mülk ve lehül hamd ve lehül hükmü ve ileyhi tücaun der. Hakiki ubudiyeti takınır. Makam-ı ahseni takmaya çıkar. Onunla çok ciddi tefekkür etmek gerekiyor abi. Yani her haletimizi, hissiyatlarımızı, duygularımızı, fiillerimizi böyle vahid-i kıyasi, alet-i inkişaf, ayna misal, manayı harfi cihetiyle çok tetik edip derinden de nedeni diye tetikle edersek ancak evet. Bu mevhum rubiyetten, haksız temellikten, inciden inci. Aydanlı bilmemekten kurtulma şartı ancak o şekilde inci. Vay. Kısa bir kaldı, onu da şey yapalım isterseniz. Oku abi. Şimdi nuraniyet noktası onu akabinde hissetsek, aynamızdaki misali olan timsali münasebetimizi anlasak, o vasıtayla onu tanısak dedik. Sonra
ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek. Ziyası, harareti, heyeti ne olduğunu bilsek, onun akribiyeti bize inkişaf eder. Yani şimdi aynada güneşi tuttuğumuz zaman güneşin ziyası var, harareti var. Ne vardı? Harareti, heyeti vardı. Peki biz kime aynayız? Şems-i Ezeli'ye aynayız, değil mi? Peki bizim Şems-i Ezeli'ye aynalarımız nasıl olacak? Hangi cihetle aynayız biz? Onu da şeyde anlatıyor abi. Bunun tatbiki var mı? Ziyası, var tabi, onu şöyle harareti, geçiyor. Heyeti, ne olduğunu geçiyor. 16. sözde. 16. sözde geçiyor. Ziyasına ne diyor? Ziyası ilmi olsa diyor, harareti kudreti olsa diyor. Evet. Eğer faraza güneş zihşur olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı sebası, sıfat-ı sebası olsaydı, o vakit tek ve yekta bir güneş, bir anda her bir aynada bulunur, her birisini kendine bir arş ve bir telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı, her bir aynamız vasıtasıyla görüşebilirdi. Ziyası ilminden vücuda çıktığımızdan diyor değil mi? Ziyalanıyor. Evet. Hani çünkü ziya o aslını gösteriyor. Aslını yapısı. Asla bak. Heyeti dedi esma mı ki acaba? Yani heyeti. Evet yani üstten... Merkezdeki sıfat-ı sübutiye olarak geçiyor. Başka bir yerde. Aynı mesela anlatılır, sıfat-ı sübutiye geçiyor. Başka yerde duygularıdır diye geçiyor. Heyete var mı diyor? Evet, ha, sıfat-ı sübutiye geçiyor. İnsan öyle bir müsait camiadır ki, Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. İnsan öyle bir müsait camiadır ki, Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. İnsan üç cihetle Esma-i İlahi aynedir. Bu kayyumiyet bahsinde geçiyor aynı mevzu. 31. pencerede geçiyor. Kaçta ediyorsun? En son okuduğumuz. Okuyacağınız. 31. pencere. Aynı mevzu, yani insanın kaç cihetle Cenab-ı Hak aynadarak yaptığı kayyumiyet bahsinde geçiyor. 4. 4. şu an yani bir yerde daha var. Bir de 11. sözde geçiyor. Aynı manada. Biz bunu şeydekini okuyacağım ben. Hepsinin biraz farklılıkları var. İnsan hayatı ile üç şeyde zat-ı hayy-i kayyuma ve şuunatına ve sıfat-ı muhtasına aynadarlık eder. Ya nasıl ki güneşe aynada yedi rengi vardı, ziyası vardı, harareti vardı. Biz şems-i ezeliye aynıyız. Peki biz nasıl hangi yerlere aynadarlık yapacağız Cenab-ı Hak? O konuda hayatıyla üç cihetle zat-ı hayy-i kayyuma ve şuunatına ve sıfat-ı muhitasına aynadarlık etmektir. Birinci veci, insan kendi acz-ı mutlakıyla Halık'ının kudret-i mutlakasını ve derecatını, aynadarlık ciheti bu, zıtlık cihetiyle, insan kendi acz-ı mutlakıyla Halık'ının kudret-i mutlakasını ve derecatını ve aczin... Aynayla abi şey yapsam da biraz ben bakıyordum da onun için. Aynayla aynadar farklı şeyler değil mi? Farklı. Aynadar aynayı tutan. Tutan. O da ayna ne? Ene mi? Ruh. Ruh. Daha önce biraz önce ruh aynasında. Ruh aynasında. Ruh aynası. Onu tutan ene mi? Onu tutan... Ene mi desek? Aynadar olan ene mi? Hayır. Aynada görünen beşeriyet. Mesali timsal. Aynadar. Beşeriyet mi misaliyeti? Beşeriyetini bilsin var ya, 11 tanesi var. Herhalde o diye hatırlayabiliyor işte. Biz okuduk öyle, ben de yani ruh aynasında ene misali timsal. Yani aynayı tutan kim? Aynadar ya. Bu başka bir şey soruyor. Ha. Aynayı tutan kim? Aynadar. Ha, o ene de... Aynadar ya. Kayyumiyeti mi? Kayyumiyet cihiti mi? Yani ona beşeriyet takıldı ya. Beşeriyetin eline vermiş yani. Hani insanlığı senin eline vermiş. Beşeriyetin eline vermiş bunu. Onu da şeyin emrine vermiş en önemli arkaya doğru. Evet. Üç cihette zat-ı kayma
ve şunatına ve sıfat-ı muhitasına aydarlık etmektir. İnsan kendi aczı mutlakıyla Halık'ının kudret-i mutlakasını ve derecatını ve aczin dereceleriyle kudretin ve mertebelerini hissetmektir. Yani burada hissetmek, anlamak tarzında şey başlıyor bunun. Abi burada enteresan bir şey var ya. Ben Cenab-ı Hakk'ın kudretini aczimle anlıyorum. Tamam. Ama bazı şeylerinde mesela rezakiyetini bendeki, mesela malikiyetini bendeki zenginlik anlıyorum. Üç cihetle aynadarlık var abi, şimdi onu sayacağız. Tamam. Bu zıtlık cihetiyle aynadarlık. Tamam. İnsan kendi... münasebeti geliyor abi. Yani münasebetin anlaşılması. İnsan kendi aczı mutlakıyla Halık'ın kudreti mutlakasını ve derecatını ve aczin dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve rahmetin derecelerini idrak etmek ve zaafıyla onun kuvvetini anlamaktır. Bu sizin kitabı herhalde abi. Benim. Not mu? Efendim? Not mu çizilmiş? Yok, normal şey üzerine normal. Çizmişsiniz mi? Yani burada hissetmek, anlamak, idrak etmek diye şey yapılmış. Fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve zaafıyla onun kuvvetini anlamaktır. Ve hakeza noksan sıfatlarıyla Halık'ın evsaf-ı kemaline mikyasvari aynı olmak. Noksan sıfatlarıyla Halık'ın evsaf-ı kemaline mikyasvari aynı olmak. Gecede nurun daha ziyade parlamasına nazaran gece zulmetinin elektrik lambalarını göstermeye mükemmel bir aynı olduğu gibi insan dahi böyle nakıs sıfatlarıyla kemalat-ı ilahiyeye aynadarlık eder. İnsan dahi böyle nakıs sıfatlarıyla kemalat-ı ilahiyeye aynadarlık eder. Bak bizim bildiğimiz banyodaki aynaya benzemiyor gece karanlık aynası. Evet. Fark ettiniz mi? Bu aynısını gösteriyor. Bizim biz ders okurken hep ayna deyince banyodaki aynaya gidiyor aklımız. Eğer, bu zıtlık cihete aynadarlık. Evet. Şeye gidersek bu karanlıktaki şey aynası çok değişik oldu sana. Acayip senin mi? Şeye giriyorsun ha. Hani mum alıp gezecektin ya sokakta. Ya. Ona giriyor biraz bu herhalde değil mi? Kırıkhan'da gündüz ortası yapacaktım vazgeçirdiler beni. Ondan sonra olabiliyorsun 40 derece 50 derece şey. Sıcak. Tabii güneş tepeye vurmuş Hatay ya. Ana cadde 40. Ondan sonra bir elime sağ elime mum, sol elime fener. Ondan sonra böyle sokakta bir şey arıyor. Böyle lambayı tutuyorum, feneri çarpıyorum böyle. Bir de sopa abi böyle yolu bulmaya çalışıyormuş gibi. Evet. Ha bir de sopa demiştim. Bekliyorum. Ondan sonra tak 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 böyle gidiyorum böyle. Abi yapma dedi ya. Bir hiçbir şey değil. Lafını da yok değilim derste falan diyene kadar dedi bak 47'de sonra çıkarsın. Öyle yapacaktım. Neydi abi burada şey? Onlara siz böylesiniz diyecek. Güneş ışığı altında güneşi fark etmeyip el fenerini kullanıyor. El feneriyle hareket eden el orada böyle ahmaksın. Evet. İşte usta bağladı diyor ya işte güneş varken diyor bu ışıklarına girilmesin. Şu arkadaki dağda bir kulübe düşünelim abi. Elektrik gece gündüz yanıyor. Biz sadece gece görüyoruz elektriğini. Niye? Çünkü gece ayna oluyor oradaki elektriği. Hmm. Gündüz kapatıyor. Biz zannediyoruz ki gece birisi çıkıyor onu yakıyor zannediyoruz. Halbuki aslında gündüz de yanıyor. Fakat o diğer külli nur onu kapattığı için o şey kalıyor. O şekilde göstermek istedik. Evet. Devam et abi. İnsan böyle nakıs sıfatlarıyla kemalat-ı ilahi aydınlık ediyor. Bu birinci cihetti. İkinci vecih. İnsan cüz'i iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zahiri malikiyetiyle ve hanesini bina etmesiyle bu kainat ustasının malikiyetini ve sanatını ve iradesini ve kudretini ve ilmini kainatın büyüklüğü nispetinde anlar, hanedarlık eder. Bu ikinci cihet hanedarlık. Bir daha bakayım. İnsan cüz'i iradesiyle, azıcık ilmiyle, küçücük kudretiyle ve zahiri malikiyetiyle ve hanesini bina etmesiyle bu kainat ustasının malikiyetini
ve sanatını ve iradesini ve kudretini ve ilmini kainatın büyüklüğü nispetinde anlar, aynalık eder. Bu doğru orantılı bir şey. Bu metre gibi bir şey, ölçerek bir metre tarzı, metre bir de ayna gibi olmuş. Vahid-i kıyasi. Kantar ve metre. Cüz'i kendi ölçülükte de Cenab-ı Hakk'ın o da aynı kıyasi. O zaman yani, evet. Bir noktada. Üçüncü bir aynaların iki yüzü var. Birisi, Esma-i İlahiye'nin ayrı ayrı nakışlarını kendinde göstermektir. Esma-i İlahiye'nin ayrı ayrı nakışlarını kendinde göstermektir. Adeta insan, camiyet-i kainatın küçük bir prisesi ve bir misal-i musavver hükmünde olup, mum esmanın nakışlarını gösteriyor. Zahirinde yetişten sonra esma vardır. Buradaki aynadır değil mi? Normal aynı. Normal aynı. Buraya geldik yani şu an. İnsan zahirini... Yapıştan ziyade esma vardır diyor, sadece zahirini. Evet. İkinci yüzü, şuunat-ı ilahi aynalık eder. Üçüncü vecihin ikinci yüzü, şuunat-ı ilahi aynalık eder. Yani kendi hayatıyla, zat-ı hayy-i kayyumun hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatında inkişaf eden sem ve basar gibi duyguların vasıtasıyla, zat-ı hayy-i kayyumun sem ve basar gibi sıfatlarına aynalık eder, bildirir. Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla insan hayatında bulunan, burayı mesela şeyleri izah etmeyeyim. 30 binci pencereyle burayı geçiyor. Buraya girmiyor. Tamam, buraya girmiyor. Geliyor sadece. Hayatta hissiyat suretine kaynayan mevzuş nakış. Var ve şunat ileri işaret eder diyor. Şu sırrını izah et. Allah'ı tanımayanlar, evet daha tam tasdik etmeye karşı zaman olmadığından kapıyı kapıyoruz diyor. Burada ne yapıyor? Burada açıyor. Çok güzel anlatıyor. Evet. Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla zat-ı hayyü kayyumun şuunat-ı kutsiyesine aynalık eder. Şuunat-ı kutsiye. Bu da zatı nasıl anlayacağız abi? Zat geçen ama arkasında da hay ve kayyum isim var. Kayyum. Hay sıfattır. Kayyum isim. İsim. Yani zat deyince neden zat kullanıyor başka? Şimdi bazen de şey var, esmanı zata işaret eden esmalar makamında kullanıyor. Zat-ı esmalar var. Mesela Allah, Ehad, Samet. O zaman 154. Devam var. Hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen, hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde galeyan eden, his ve hassasiyet suretinde galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla zat-ı hayy-i kayyumun şuunat-ı kutsiyesine aynalık eder. Şuunat-ı kutsiye. Mesela, o hassasiyet içinde sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesur olmak, müferrah olmak gibi manalar ile zat-ı akdesin kutsiyetine bir gınay mutlakına münasip ve layık olmak şartıyla o nevi'den olan şuunatına aynalık eder. Şuunat kutsiyeti aynalık eder. Nelerden? His ve hassasiyet suretinde galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayati manalar ve hisler vasıtasıyla. Bütün hislerimiz, latifelerimiz, duygularımız, en inceleri bile. Onlarla bile sen ne yapıyor? O zat hayy-i kayyumun şuunat-ı kutsiyesinden aynalık eder. Mesela o hassasiyet içinde sevmek, iftihar etmek, memnun olmak, mesul olmak, müferrah olmak gibi manalar ile zat-ı akdesin kutsiyetine ve gınay mutlakına münasip ve layık olmak şartıyla o nevi'den olan şuunatına aynadarlık eder. Hem insan, nasıl ki hayat-ı camiasıyla Zat-ı Zülcelal'in sıfat ve şuunatına bir mikyas-ı marifettir ve cilve-i esmasına bir hissedir,
ve şuurlu bir aynedir. Çok cihetlerle zat-ı hayy-i kayyuma aynadarlık eder. Öyle de insan şu kainatın hakaiklerine bir vahid-i kıyasidir, bir kıyristedir, bir mikyastır ve bir mizandır. Burada aynadar insan oldu abi. İnsan da görünüyor. İnsan, beşeriyet demiştik ya insan. Aynadar, aynayı tutan. İnsan ya. Aynadar işte ruh aynasında şey yapıyor. Atılıyor. Aynadar insan. Yani o ikinci yüzün baş tarafında oraya bir daha dikkat çekeyim de abi. Şunat-ı ilahiye aynadarlık eder diyor. Evet. Şunat-ı kutsiye aynadarlık eder. Yok yok, en başında şunat-ı ilahiye aynadarlık eder diyor. Hı. Ondan sonra sıfat-ı yani sıfat şunat-ı ilahiyi gösteriyor. Şunat-ı ilahiye aynadarlık eden Cenab-ı Hakk'ın sıfatları. Ama o sıfatların numuneleri sende de var. Öyle. İkinci cihetin ama ikinci parafta şeyle alakalı. Direkt şuurat kutsiye bakıyor. Şefkati mukaddese, muhabbeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese. O cihete bakan aynı. Yani şeyi eneyi mukabil tuttuğumuz zaman abi, esma, sıfat, şuurat dediğimiz zaman sanki bir böyle üçüne birden aynı anda aynadarlık etme kabiliyeti var şeyde. Ruh aynasında şeyin en tabii mukabil olabilirse evet. Bütün cihetleri tabii tabii tam mukabil bir aynı sıralama falan yoksa şuurlu bir aynı oluyor. Bir tamam ya. Acayip bir şey işte değil mi onun için? O ne kadar bunu yapabiliyorsa onun zıttı kadar böyle bir şey de var, ademi var. Evet. Çıktığı kadar çukuru da var. Örtmesi kadar da şey var. Bir şey ne kadar kıymetliyse onu yok etmek o kadar cinayet. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Gibi. İhtiyaçla devam ediyor da yani... Bitirelim. Beşe'lere bakan kısımlar, şuralar dokuza bakan kısımlar... Sonra yapalım. Uzun olarak. Subhaneke la ilmele la izzama ilham. Ve ahlu davahum ve ilhamdülillahi ve sallallahu aleyhi ve sellem.